Arkadaşlar merhabalar, bu videomda sıfır geometri kampının 13. haftasının 2. videosundayız. Yani son videosundayız. Çemberde temel elemanlarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani çemberde kiriş özelliklerinden bahsedeceğiz bu videoda. Sayfa numarası 159, 160, 161 ve 162 işleyeceğiz. Ve böylelikle bu haftayı bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde kiriş özellikleri. Evet gençler, bir önceki videoda da yine teğetten falan bahsetmiştik. Yani en etkili silahımız yarı çap çizmeden bahsetmiştik. Hala yine aynı şeyler geçerli. Hatta merkez varsa teğet varsa çektik anahtar kelimesi söylemiştik. Bu da anahtar kelimelerden bir tanesi. Merkez varsa kiriş varsa çektik diyeceğiz. Ama önce şurayı bir okuyalım. Çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme kirişi ve kirişin çember üzerinde ayırdığı yayı birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Yani merkez varsa kiriş varsa çektik, iki eş parçaya böler. Evet. Burada şunlar birbirine eşit, hatta bunun devamı yayda da iki eş parçaya ayırıyor arkadaşlar. Bunun sebebi nereden geliyor? En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Bu yarı çap. Hocam bu da yarı çap. İkizkenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böleceğinden o yüzden burası ikizkenar oldu. Tabanı iki eş parçaya böldü. Evet. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Tabanı iki eş parçaya böldü. Ve aynı zamanda açıortaydır ya. Burası alfa, burası alfa ise merkez açıdan dolayı burası da alfa, burası da alfa oldu. Gerçi daha açıyı işlemedik ama açıların da yayların da eşit olması buradan geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler. Şimdi böyle bir kiriş gördüğümüz zaman da kirişe dik çizeceğiz. İki eş parçaya bölüyor. Büyük ihtimal karşımıza dik üçgen çıkar. Dik üçgen çıkmazsa da yine en etkili silahımız ne? Yarı çap. Yarı çap çizmeyi de kullanacaksınız. Tabi bazen böyle dik yamuk vari işlemlerde çıkıyor. O zaman dikdörtgen yapıp dik üçgen yaptığımız kısımlarda oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Bu AB kirişine dik olduğunda ne oluyormuş arkadaşlar? AC ile CB birbirine eşit oluyor imiş. Tamam. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Evet. Çemberin en uzun kirişi neydi? Daha bir önceki videoda da söylemiştik. Çaptır. Çemberdeki en uzun kiriş çaptır. Kirişlerin uzunlukları merkezden uzaklaştıkça ne olur? Küçülür. Niye? Bak en uzun kiriş bu ya. Sen şu kirişi çizdiğin zaman, çaptan uzaklaştığın zaman ne oldu? Biraz daha küçüldü. Bu da, bu da. Hatta şöyle gittiği zaman mini minnacık bir hale denk geliyor arkadaşlar. Daha da ne oluyor? Küçülüyor. Demek ki en uzun kirişimiz gerçekten çap. Ve çaptan da biraz daha uzaklaştıkça ne oluyor arkadaşlar? Burada AB kirişi CD kirişinden kesinlikle ama kesinlikle büyüktür diyebiliriz. Hatta burada şuna da değineyim ben. Çember içindeki bir noktadan değineyim mesela. Çember içinde bir nokta olduğu zaman bu noktadan A noktasından geçen en kısa ya da K noktasından geçen en uzun kiriş dersek tamam çaptır. En kısa kiriş sorulursa nedir? Buradan geçen bir sürü kiriş vardır. İşte böyle bir kiriş, şöyle bir kiriş, şöyle bir kiriş değil mi? Bak kirişlerimiz daha da ne oluyor? Büyüyor böyle. Bak çapa doğru yaklaşıyor. Ha, çaptan en fazla uzak olan kiriş hangisidir? İşte tam olarak budur. Hatta şöyle bir şey, çember içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş tam böyle eşit olan kiriştir arkadaşlar. Tamam, bunu da unutmayın, eşit olan kiriştir. En uzunu da zaten biliyorsunuz, bazen bununla da ilgili güzel şeyler karşımıza çıkabilir. Evet, burada ne diyor? Merkeze eşit uzunluktaki kirişlerin uzunlukları da birbirine eşittir. Evet gençler, bu merkeze eşit uzunlukta, bu çizgi çizgi uzunluğunda olduğunda burası da çift çizgi çift çizgi, şurası çift çizgi yapalım bunu. Burası da çift çizgi çift çizgi olur. Evet, O'dan eşit uzunluktaki, O'dan çizgi uzunluğundaki bir kiriş ve O'dan çizgi uzunluğunda bir kiriş olduğunda buradaki kirişler birbirine ne oluyormuş arkadaşlar? Eşit oluyormuş. OE ile OF birbirine eşit olduğunda CD ile AB birbirine eşit olacak. AB ile CD birbirine eşittir. Sebebi nedir? Sebebi en güzel ek çizimimizi yarayacağım. Hocam burası R iken bak şu uzunluklar birbirine eşitken bak burası A iken burası R oluyor ya, burası A iken en etkili silahımızı yarı çapı çizersek R. Pisagor bağıntısından burası B ise R A'nın Pisagor bağıntısından. R A'nın Pisagor bağıntısından burası da B'dir. Burası da B olur. Burası da B olur. Gerçekten bunlar birbirine eşit oldu mu? Oldu. Hatta bununla ilgili şöyle bir yorum da yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz eşit olduğundaki yorum yaptık. Peki şöyle bir AB kirişi var. Şöyle de bir CD kirişi var. Mesela şöyle de bir CD kirişi var. Şu OH'ın şuradaki dikmelerle ilgili bir yorum yapacak olursak, yani O şuraya ne diyelim arkadaşlar, E demiştik şurada, burada da F demiştik buraya. Evet, O E uzunluğu, P
Peki OE uzunluğu OF uzunluğundan büyükse ne olur? E arkadaşlar, ben merkezden daha da uzaklaşmış oluyorum. Bir önceki kurala göre, bir önceki mantığa göre, yani şuradaki mantığa göre merkezden uzaklaştıkça kiriş ne oluyordu? Küçülüyordu. İşte o kiriş burada devam ediyor. Ben merkezden uzaklaştım. OE'yi daha büyük seçersem CD AB'den daha da ne olmak zorunda arkadaşlar? CD AB'den daha da küçük olmak zorunda. Bu bir yorum işte. Ya da tam tersi, şu küçük değil de büyük olursa ne olacak arkadaşlar? Şurası küçük değil de büyük olursa ne olacak? Yani büyük değil de küçük olursa ne olacak? E o zaman ben OE'yi daha da küçültecek olursam kiriş daha da yaklaştı çapa. Bizim CD kirişimiz ne oldu o zaman? Daha da şeyden küçük olmuş oldu. Hatta şöyle bir kopyala yapıştır yapayım ben yine. Şöyle CTRL-CTRL-V. Aradaki şart ne olacak o zaman arkadaşlar? Yorum gereği büyüktür olacaktır. Evet, OE'yi daha da küçültürsem merkeze daha da yaklaştı. Merkeze yakın olan da daha da büyük oluyor arkadaşlar. O yüzden buradaki işarette büyük olacak. Sonra eşit uzunluktaki kirişlerin arkalarındaki yayların ölçüleri de birbirine eşittir. Niye? Şimdi bir çember çizelim mesela. Çember çizdiğimizde, şuradan bir eşit kiriş aldığımızda, burada da bir eşit kiriş aldığımızda, bunlar birbirine eşitse arkalarındaki yaylar da birbirine eşit oluyor. Niye? Hadi birlikte öğrenelim. Arkadaşlar, çemberin merkezi burasıysa en etkili silahımız yarıçap. E burası da yarıçap. E burası da yarıçap. E burası da yarıçap. E burada ne oldu? R R. E burası da R, burası da R. Burada ne çıktı? R R çift çizgi, R R çift çizgi. Hocam şu üçgenler ne oldu? Eş üçgen oldu. E madem bunlar eş, buradaki açı alfaysa buradaki açı da alfadır. Merkez açıdan dolayı alfaysa gördüğü yay alfadır. Alfaysa gördüğü yay alfadır. Evet, bu da önemli arkadaşlar. Özellikle bunu çemberde açıda da kullanıyoruz ama burada verilmiş AB ile şöyle bir şey. AB ile CD birbirine eşitse AB yayıyla CD yayının uzunlukları da ne oluyormuş arkadaşlar? Birbirine eşit oluyor. Evet, bu kirişle ilgili özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. O çemberin merkezi verilmiş ve AB kirişine olan uzaklık 3 birim verilmiş. Ve merkezden kirişe dik çizilmiş. Ne oluyordu? 2 eşit parçaya bölüyordu. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 8. Yani bunlar 4 4 oldu. Çemberin yarıçapı isteniliyor. En etkili silahımız neydi? Yarıçap. Al bakayım yarıçap, çiz bakayım. Pisagor bağıntısı çıktı. 3 4 5 üçgeninden R'yi böylelikle kaç bulduk? 5 bulduk. Evet, örnek 11 5 oldu. Geldik örnek 12'ye. Şimdi buradan çizilen yayı 2 eşit parçaya bölmüş, kirişin ayırdıklı parçaya kadar olduğu zaman ne oluyordu? E şunlar da birbirini 2 eşit parçaya bölüyordu ve burası da dik oluyordu. E yarıçap uzunluğu en etkili silahımızdı. Bak, yarıçap uzunluğu 10. En etkili silahımızı şöyle çizecek olursak, yani burası 10, 8, 10. Ne üçgeni? Şuradaki üçgende 6, 8, 10 üçgeni. E burası 6, e burası da 6. Ali Bey uzunluğu kaç oldu o zaman? 12'ye eşit oldu. Örnek 12, 12 bulduk. Geldik örnek 13'e. E burada 45 derece verilmiş ve kiriş var. Şimdi Ali Bey uzunluğunu da 7 kök 2 vermişler. Ali Bey uzunluğu şurası 7 kök 2 ise. E hocam, merkez varsa kiriş varsa çek dik. Hemen uygulayalım. 2 eşit parçaya böldü. 7 kök 2 bölü 2'ye 7 kök 2 bölü 2 çıktı burası. E burada da ne çıktı arkadaşlar? 45 45 90 üçgen çıktı. 7 kök 2 bölü 2'nin kök katı değil midir? X, evet, 7 kök 2 bölü 2'nin kök 2 katı olacaktır. Kök 2 ile kökün çarpımı 2. E o zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 7 yaptı. Bu soruyu en güzel çizim yarıçap çizerek de yapabilirdik. 45 45 90 üçgeninden direkt cevabı da bulabilirdik ama ben merkez varsa kiriş varsa dayanamam. Çek dik yaparım. Siz de öyle yapın. Geldik bir sonraki soruya. Evet, 14. sorudayız. O çemberin merkezi verilmiş. Bir de neler verilmiş? AB ile CD birbirine eşit verilmiş. Madem AB ile CD birbirine eşit, o zaman bunlar da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Çünkü şunlar birbirine eşit verilmiş. O zaman OE ile OF birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü merkezine eşit uzunlukta olan kirişlerin uzunlukları birbirine eşitti. E arkadaşım, OF'yi 2x-6, OE'yi de x artı 4 vermişler. 2x-6 neye eşit olmak zorunda? X artı 4'e eşit olmak zorunda. X'i böylelikle kaç buluruz? 10 buluruz. Örnek 14'ü 10 bulduk. Geldik örnek 15'e. Şimdi örnek 15'te de verilmiş. Bak, bu sefer yorum. Şimdi Ali Bey uzunluğunu kaç vermişler? Ali Bey uzunluğunu 4x-7 vermişler. CD uzunluğunu kaç vermişler? 2x artı 5 vermişler.
Sonra burada OE ile OF birbirinden küçük verilmiş. Bak OE uzunluğu OF uzunluğundan daha küçükse OE daha küçük ya. Bak bu kiriş O'ya yani merkeze daha yakın. O zaman bu uzunluk daha büyük olmak zorunda değil mi? Evet. Yani bu uzunluk 2x artı 5 büyüktür. 4x eksi 7 olmak zorunda. Buradan 12 büyüktür. 2x yapar. 4x'ten 2x çıkınca 6 büyüktür x. Yani bu ne demek? X küçüktür 6 demek. X'in en büyük tam sayı değeri isteniyor. O zaman cevap ne çıkar? 5 çıkar. Örnek 15. 5 oldu. Geldik örnek 16'ya. O çemberin merkezi olarak verilmiş. Sonra Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 3x artı 5 vermiş. CD uzunluğunda 2x artı 11 vermiş. Çekirdeki CD kirişi merkeze AB kirişinden daha uzak. Evet. Daha uzaksa merkezden daha da uzak olduğu zaman kiriş daha da küçülüyordu. Yani 2x artı 11 küçüktür 3x artı 5 olmak zorunda. 11'den 5 çıktı 6. Hop öbür tarafa atınca da küçüktür x. Yani 6 küçüktür x oldu. Yani x büyüktür 6 mı oldu? Evet. X'in alabileceği en küçük tam sayı değer isteniliyor. 6'dan büyük en küçük tam sayı değer nedir? 7'dir. Örnek 16 7 çıktı. Geldik örnek 17'ye. AB kiriş. Ali Bey uzunluğu 2x artı 4 verilmiş. 2x artı 4 aklımızda bulunsun şurası. R yarıçap. R'de 11 verilmiş. X'in alabileceği en büyük tam sayı değer nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu merkezden geçmiyor herhangi bir kiriş. Ve bu kirişin uzunluğu ne verilmiş? 2x artı 4 verilmiş. Hocam merkez var kiriş var çektik yapsak bir işimize yarayacak mı? Sayısal değer yok. İki eş parçaya bölecek sadece. Yani yorum yapılabilir mi? Yapılabilir. Mesela buraya x artı 2 buraya da x artı 2 diyeriz. En etkili silahımız yarıçap çizmek deriz. Çizeriz böyle yarıçapı. Yarıçapta ne? 11. Hocam hipotenüs dik kenardan daha büyük olmak zorunda deyip o şekilde de bir yorum yapabiliriz. Yani 11 büyüktür x artı 2 diyebiliriz aslında. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Bu birinci yol olsun. Buradan ne geldi? 9 büyüktür x geldi. Yani x küçüktür 9 geldi. En büyük sayısı da kaç yapar o zaman? 8 yapar. Birinci yol bu yol. İkinci yolda direkt şöyle diyebiliriz arkadaşlar. İkinci yolda da şurayı biz 2x artı 4 olarak biliyoruz ya. Hocam çaptan geçmiyor. Merkez değil. Yani bu çap değil. Yani çemberdeki en büyük kirişimiz çaptır. O zaman bu AB uzunluğu çaptan ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük olmak zorunda. Burası 11. Burası da 11. Yani 2x artı 4 küçüktür 22. Çaptan küçük olacak. Çünkü çemberdeki en büyük kiriş çaptır. Merkezden geçmediğine göre bu çaptan küçüktür. O zaman buradan 2x küçüktür 18 oldu. X de küçüktür 9 gelir. X küçüktür 9 ise x'in en büyük tam sayı değeri kaç olur o zaman? 8 olur. Örnek 17'yi 8 bulduk. Geldik örnek 18'e. Arkadaşlar sayılar var burada. Hocam merkez var. Kiriş var. Ne yapacağız? Çektik. İki eş parçaya bölecek hocam burayı. Bak sakın 4 4 deme. Kirişin tamamı kaç? 10. Onu iki eş parçaya böleceksin. Yani 5 5. Buraya kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. 3 5 3 4 5 üçgeninden burayı da 4 bulduk. O noktasının AB'ye olan uzaklığı soruluyor. AB'ye olan uzaklığı da kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 4 yaptı. Yarıçap uzunluğu sorulsaydı en etkili silahımız yarıçap deyip Pisagor bağıntısından yarıçapı da bulabilirdik. Evet örnek 18 4 oldu. Geldik örnek 19'a. Aynı şey merkez var. Kiriş var. O zaman çektik. 14 değil. Tamamını 18'i 2 eş parçaya bölecek. 18'i böl 2 eş parçaya 9 9. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Hocam yarıçap uzunluğu da 15 verilmiş. Şuradaki dik üçgende. Şuradaki uzunluk 9 ya. 9, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15. 3, 4, 5'in katından dolayı. Burası 12 yapar. Hocam burada da bir dik üçgen çıktı. 5, 12, 13 üçgeninden x'i kaç buluruz? 13 buluruz. Örnek 19. 13 oldu. Geldik örnek 20'ye. Arkadaşlar o ortak merkez. Yani her iki çemberin de merkezi. BC kiriş, teğet, merkez varsa, teğet varsa çek, dik yapabiliriz. Hocam büyük çemberinde bu kirişi olduğu için kirişi de ne yapmak zorunda? İki eşit parçaya bölmek zorunda. Burada yarıçaplar önemli bizim için. Küçüğün yarıçapı 5, büyüğün yarıçapı kaç? 13. Hocam bu da küçüğün yarıçapı 5. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'ten 12 çıkar burası. Burası da 12 çıkar. BC uzunluğu da ne yaptı? 12 ile 12'nin toplamı 24 yapar. Örnek 20'yi 24 bulduk. Geldik örnek 21'e.
Arkadaşlar dik üçgen vermiş ama kiriş var burada. Ne yapacağız? Merkez varsa, kiriş varsa çek dik. İki eş parçaya bölecek. 13'ü değil, tamamını iki eş parçaya bölecek. Yani 18'i iki eş parçaya bölecek. 9'a 9. Ne kaldı buraya? 4. Sonra OB uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar artık direkt H kare eşittir P çarpı K'dan H'ı bulup Pisagor yapabiliriz. Ama gerek yok. Şuradaki üçgende bir Öklit bağıntısı var ve benden ne isteniyor? X isteniyor. X'e ait Öklit bağıntısı uygulayabilirim. Yani direkt X'in karesi eşittir. Şu çarpı tamam değil miydi? Öklit bağıntısı sağa dayalı Öklit bağıntısı. 9 çarpı tamamı yani 13. Buradan da karekökünü alacak olursam 9 çarpı 13'ün karekökü 9 dışarıya 3 diye çıkar. Cevabımız da 3 kök 13 diye olur. Örnek 21 3 kök 13 oldu. Geldik örnek 22'ye. Dikkat! Bu 2022'de sınavda karşımıza çıkan bir soruya benziyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2021'de olabilir. Bu güneş batma sorusu diye böyle sorulmuştu. Aynı şey. Sadece ne demiş bakalım. Kısa kenarı AD, uzun kenarı kısa kenarı A, AD. AD nerede? Ha şu. Uzun kenarı da çemberin çapına iki katına eşit olan CD. Çemberin çapının iki katına eşit olacakmış. Çapının iki katı. Evet. Çemberin yarı çapı R iken burası ne olacakmış arkadaşlar? 2R'nin bak çapının iki katı. 4R'ye eşit olacakmış. Evet. CD, ABC'de dikdörtgeni ile oluşturulan vestiyerde DM ve NC eşit olup 19 birimdir. Burası 19'muş, burası da 19'muş. Tamamı 4R'ydi. O zaman buradaki şu kısma ne kaldı arkadaşlar? Şöyle diyelim şunu. Şuradaki kısma ne kaldı? 4R eksi 38 mi kaldı? Evet. Burası 4R eksi 38 kaldı. Şunu bir çembere tamamlayalım mı? Tamamlayalım. 4R eksi 38 olduğunda şuradaki kiriş uzunluğunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Çember merkezinin DC'ye olan uzaklığı 8 birim. Arkadaşlar merkez var, kiriş var. Çek, dik yapacağız bir kere. Burası da kaç olarak verilmiş? 8 olarak verilmiş. Çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. E hocam burası tamamı 4R'ydi. Buraya 4R eksi 38 kaldı. Merkez kiriş çektikten 2 eş parçaya bölecek. O zaman burası ne yapacak arkadaşlar? Burası 2 eş parçaya böldü bir kere. 2 eş parçaya böldüğünde burası 4R eksi 38'in yarısı. 2R eksi 19 mu olacak? Evet. Burası 2R eksi 19 oldu. Sonra bizden yarıçap isteniyor. En etkili silahımız nedir? Yarıçap. Al sana yarıçap. Yani şöyle bir dik üçgen karşımıza çıktı mı çıktı. R burası, 8 burası, 2R eksi 19 da burası. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bizden çemberin yarıçapı isteniyor. Pisagor bağıntısı yapacağız. Yap Pisagor'unu. R kare eşittir 8'in karesi artı 2R eksi 19'un karesi mi olacak? Evet. İşlem işlem işlemle R'yi bulabiliriz. Kim uğraşacak kardeşim? 8 varsa hisset. Ne üçgendir? Hocam 6, 8, 10. 10 kayarsak burası 20 eksi 19'dan 6 olmadı. Peki başka ne olabilir? 8, 15, 17 olabilir. 17 koyarsam 34'ten 19 çıkarsa kaç kalır? 15 mi kalır? Evet burası 15 oldu. 8, 15, 17 sağlandı mı? Sağlandı. Demek ki R'yi biz böylelikle kaç buluruz? Hissederek, hisset kardeşim, hisset. Hissederek 17 olarak buluruz. Yani örnek 22'yi kaç bulduk? 17 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Oo bir katlama. Evet gençler katlama sorularında yine üçgendeki gibi hareket edeceksin kardeşim. Eski haline geri getir şöyle. O eski haline geri getir bakalım. Tamam getirelim. Şöyle geri getirdik. O çemberin merkezi O'ya kadar gelmiş. Ben bunu da böyle katlayınca şu şekilde oldu. Ya da katlanmış halini şöyle de gösterebilirsin. Neyse. Tam benimki böyle benzemedi ama şöyle benzeteyim. Çember. Yarım çember arkadaşlar. Tamam mı? Yine benzemedi ama olsun. İdare edin. Evet şöyle. Çemberde katlamada ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. E hocam aynı doğru üstünde gittiği için ya da üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya. E, bu doğrusal olduğu için bunlar birbirine eşitse 90-90 oldu bunlar. Şimdi bize ne demiş? OB'yi 4 birim olarak vermiş. Arkadaşım OB 4. Yani yarıçap uzunluğun 4. E madem yarıçap uzunluğun 4. E hocam bu yarıçap uzunluğu 4 ise. E burası da yarıçap 4. En etkili silahımızın yarıçap olduğunu unutmayalım. 2-2 diye gösterdik. E şimdi ne yapacağız? E, X'e ait bir dik üçgen var. Benim şurayı bulmam lazım. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Hadi bakalım yarı çap çizelim. Çemberin merkezinden bir yarı çap çizecek olursak arkadaşlar. Ya da başka bir şey yapabilir miyiz burada ya? Merkez var, kiriş var çektik bir işimize yarar mı? Yaramaz. Yok. Merkez kirişle ilgili bir şey değil bu. E o zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? En etkili silahımızı kullanalım. Al sana yarı çap. Yarı çap çizince yarı çap uzunluğu kaçtı? 4'tü.
Pisagor'dan soru işaretini buluruz. Hatta bu güzel bir üçgen çıktı. 90'ın karşısı 4 iken hangi açının karşısı 2'dir? Hocam 30'un. Burası da 60 oldu. E o zaman 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 kök 3'tür. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Burası 2 kök 3. Bakın şu üçgene bakın. Burası 6, burası da x. Bizden x isteniliyor arkadaşlar. E burada Pisagor bağıntısından da yine bulabilirsiniz. Ama direkt ben daha kolayını söyleyeyim size. Hocam 4'e 4 ya, x kenar ya, burası da 60 derece olduysa bunlar da 30-30 olur mu? Bu açılar eşit çünkü. Toplamları da 60 ise 30-30 oldu. E 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı da direkt kaç yapar? 4 kök 3 yapar diyebiliriz arkadaşlar. X'i böylelikle 4 kök 3 bulabiliriz. Ya da Pisagor bağıntısından 2 kök 3 ve 6'nın kareleri toplamından yine sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Evet, örnek 23'ü böylelikle 4 kök 3 bulduk. Geldik örnek 24'e. Bir masa tenisi masasının düz zemindeki görseli şekildeki gibidir. Masanın ayakları merkezleri O1 ve O2 olan iki tane eş kesik daireden oluşmaktadır. Şu. Bize ne verilmiş? EM ile FN 80 verilmiş. Burası da 80, burası da 80 verilmiş. Arkadaşlar bir kere şu çemberlerin tamamlanmış hali gibi düşünelim arkadaşlar. Şurası 80 verilmiş ya. Merkez varsa, kiriş varsa çek dik. İki eşit parçaya bölecek. Merkez varsa, kiriş varsa çek dik. İki eşit parçaya bölecek. EM 80'di. O zaman burası 40'a 40 oldu. Hatta burası da 40'a 40 oldu mu? Oldu. O1 A'yı 50 vermiş. Yarıçap uzunluğu 50. En etkili silahımız, bak burası da 50. Bu masanın yerden yüksekliği nedir diye soruluyor. Ya yerden yüksekliği işte bu. Şuradaki uzunluk değil mi? En etkili silahımız nedir arkadaşlar? Yarıçap. Al sana yarıçap. 50. Aa, dik üçgen çıktı karşımıza. 40 ve 50. Yani 3, 4, 5'in 10 katı değil midir? Yani burası kaç çıkar? 30 çıkar. Yerden yüksekliği şuradaki uzunluk oldu arkadaşlar. Çünkü burada görseli şu şekilde masa zemine paralel olmayacak mı arkadaşlar? Hani masa tenisi masasını düşünün. E tamam hocam, ayakları şey olmaz mı? Hani mantıken paralel olacak ama soruda da paralel olması, hani masa zemine paraleldir dese daha sağlıklı olurdu aslında. Ama demese de masanın zemine, hani masa tenisi masasını düşünün, zemine paralel olduğunu biliyoruz. O zaman burada aslında şey de diyebiliriz ya. Şöyle de düşünebiliriz. Demese de bunları 80-80 verdiği için merkez kiriş çektik. Hani bu kirişler, hani eş çember yayları ya bunlar. Eş çemberler ya. E hocam bu uzunluklar birbirine eş ise o zaman burada bir dikdörtgen oluştu diyebiliriz. Hani paralel demesine de gerek yok gerçekten. E burası da o zaman 90 derece oldu dikdörtgenden dolayı. 30 oldu. Yani yükseklikte böylelikle 30 çıktı diyebiliriz. Evet, örnek 24'ü 30 bulduk. Geldik örnek 25'e. Bir katlama sorusu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hop, eski haline geri getiriyoruz. Evet, sen bunu böyle katlamışsın. Katladığın zaman bu şekilde oldu. Şekil 1'de ön yüzü. Örnek 25'teyiz. Şekil 1'de ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi renkte olan O merkezli daire biçimdeki kağıt AB boyunca katlandığında çekirdekteki görüntü elde ediliyor. Ali Bey uzunluğu 10 kök 3 verilmiş. E arkadaşım burası 10 kök 3. E şimdi merkez kiriş çektik yapacağım. Bak bu buraya geldi ya. Şuradaki noktayı düşün. Sen katlama yaparken hop şöyle. Aslında buradaki noktanın buna göre simetriği olmuş olmuyor mu? Oluyor. Yani aslında burası ne oluyor? Bu noktanın şuna göre simetriği tam buraya denk geldi. Aslında burası ne olacak? Dik olacak ve simetriği olduğu için katlamada, bakın bu doğruya göre, şunlar da birbirine eşit olacak. Aa, burada ne yapmış olduk? Merkezden kirişe dik çizmiş olduk. 10 kök 3'ü kullanabilirim. Yani burası 5 kök 3, 5 kök 3 oldu. E hocam bu da yarıçap uzunluğu bizim için çok önemliydi. E burası da A, burası da A diyecek olursak yarıçap uzunluğu da 2A olmadı mı? Oldu. En etkili silahımız neydi? Yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçap uzunluğu da ne? 2A. E artık Pisagor. Hatta Pisagor'u boş ver. 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. Burası da 60. E 60'ın karşısı 5 kök 3'ü, 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş hali 5'tir. Burası da kaç çıkar o zaman? 10 çıkar. Çemberin yarıçapı da ne oldu arkadaşlar? Bak 2A uzunluğuna eşit oldu. O da 10'a eşit oldu arkadaşlar. Bu da güzel bir katlama sorusu. Çemberde bu zamana kadar katlama sorusu sormadılar. Çemberde de bir katlama bekliyorum açıkçası. Haberiniz olsun. Evet, örnek 25'i böylelikle ne bulduk? 10 bulduk ve geldik örnek 26'ya. Evet, sanırım bu haftanın, yani bu videonun, daha doğrusu bu haftanın son şeyi. Nesi sorusu? Bakalım ne diyor?
Marangoz Ahmet amcanın odun kesme makinesi şekildeki gibidir. Bıçağın görünen kısmı dairesel şekildedir. Şöyle dairesel şekilde. Bıçağın merkezinin masa yüzeyine olan uzaklığı 12. Evet, masa yüzeyi neresi arkadaşlar? Burası. Bıçağın merkezi şurası değil mi? Masa yüzeyine olan uzaklığı şurası. İstersen daha da büyük çizeyim şöyle. Yani şurayı büyüterek çizeyim. Şurası masa yüzeyi de, bakın şurası masa yüzeyi, burası oldu. Bıçağın merkezi de burası. Şurası. Şuradaki uzunluk verilmiş bize. Masa yüzeyine olan uzaklığı 12 olarak verilmiş. Evet. Ali Bey uzunluğunda kaç vermiş? 18. Merkez kiriş çektik olduğundan dolayı iki eş parçaya böler. Uzaklık olarak dik çizdik ya biz. Burayı da iki eş parçaya böldü. O zaman burası da tamamı 18 olduğundan 9-9 yaptı. Bıçağın yarı çapı nedir diye soruluyor. En etkin silahımız nedir? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yani burası 9 oldu. Pardon, 12 oldu. Bunlar da 18 olduğundan 9-9. En etkin silahımız da yarı çap. 9-12-15 üçgeninden burayı da kaç buluruz arkadaşlar? 15 olarak buluruz. Yani yarı çap 15 çıktı mı? Çıktı. Böylelikle arkadaşlar bu haftayı bitirdik. Bu hafta sadece çemberde giriş oldu. Önümüzdeki hafta ne yapacağız? Çemberde açıyı halledeceğiz. Evet, bu gerçekten önemli bir haftaydı. Çemberdeki elemanları tanıdık. Buradaki yaptığımız işlemleri çemberde açıda da kullanacağız. Çemberde uzunlukta da, her yerde de kullanacağız. O yüzden önemli bir videoydu. Çemberin girişi. Zaten her konunun girişi, yani tanım kısmı gerçekten en önemli kısımdır. Bu iki video gerçekten ama gerçekten çok önemli. Evet, önümüzdeki hafta 14. hafta çemberde açıda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.